Urfalılar neşeli insanlar. Hoş sohbet, zevke düşkün kişiler. Düğün, dernek, sünnet, nişan, toplu eğlenceler için birer fırsat. Urfa'da başka bir eğlence türü de sıra geceleri. 10-12 kişilik arkadaş grupları sıra kimdeyse onun evinde toplanır. Sazlı sözlü eğlenceler geç saatlere kadar sürer. Çeşitli oyunlardan sonra sıra Urfa'nın en ünlü yemeği çiğ köftede. Hazırlanışı bir hayli emek isteyen çiğ köftenin güzel olması kullanılan malzemeye bağlı. Tahta tokmakla dövülerek macun haline getirilen et önce biberle sonra bulgurla yoğruluyor. Daha sonra mevsim yeşillikleri katılıyor. Urfa evlerinde konuklara çiğ köfte sunmak çok eski bir gelenek. Urfa, folklor zenginliği bakımından önde gelen illerimizden. Urfa'dan güneye, Akçakale'ye doğru yola çıkarsanız, bir süre sonra sola ayrılan bir yol, sizi yeni adı Altınbaşak olan Harran'a götürür. Urfa'dan 41 kilometre uzaklıktaki bu eski kentin, şimdi yalnız kalıntıları sizi karşılar. Kimler tarafından ve ne zaman kurulduğu bilinmiyor. Kitaplar, ilk çağların bir din merkezi olduğunu ve tarihin en eski üniversitelerinden birinin burada kurulduğunu yazıyor. Pek çok değişik kültürü görüp yaşayan bu kent, sanki görevini tamamlamış ve bir uykuya dalmış gibi. Türkiye'nin en büyük çiftliği, Viranşehir ilçesinin Ceylanpınar bucağında kurulmuş bulunuyor. 1900